Öğle molasından herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz, bugün yeni bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugün domatesi konuşacağız. Domatesin en önemli zararlarından, domates küvesi ve önemli hastalıklarından mildiği konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Hacer Hocaoğlu. Hacer Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz değerli takipçilerimize kendinizi tanıtırken ben de canlı yayını gruplarda Tabii ve ki. sayfamızda paylaşacağım. Kısaca bir kendinizi Tabii tanıtmanızı ki. istiyorum, buyurun. Hacer Kocaoğlu, bitkisel üretim bitki sağlığı şubesinde sebze hastalık zararlıları bölümünde çalışıyorum. 23 yıldır bitki koruma üzerinde değişik ürünlerde çalışmalarda bulundum. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Domates zararlısı ve hastalığına geçmeden önce takipçilerimizle genel anlamda paylaşmak istediğiniz bir şeyler var mıydı? Şöyle söyleyebilirim. İzmir'de domates üretimi hem salçalık hem sofralık olarak üretim yapılmakta. Ama daha çok İzmir ili için salçalık domates üretimi ağırlıktadır. Bu da Evet. Türkiye üretiminin %20'sine tekabül etmektedir. Bu şekilde de Türkiye'de ikinci sırayı temsil etmektedir. İkinci sıradayız. Evet, ikinci Evet. sırayı temsil ediyor. Bizim İzmir ili içerisindeki tüm ekiliş alanlarımızın da sebze üretimi %11'ini oluşturmakta. Domates de daha çok salçalık üretim yapılmakta. Evet. İzmir'de daha çok salçalı Evet. domates üretimi Evet, yapılmakta. ağırlıkla. Evet. O zaman artık yayınımızda paylaştık. Yayınımıza katılan değerli takipçilerimizden de kendilerinin sayfalarında yayını paylaşmalarını rica ediyoruz ki daha fazla kişiye ulaşsın yayınımız. Evet. Bunu da hatırlattıktan sonra ilk sorumuza geçebiliriz artık. Domates küvesinden bahsedeceğiz Evet. öncelikle. Domateste güve zararının olduğunu yetiştirici nasıl anlayabilir? Şimdi güvemiz çok küçük bir kelebek, gece aktif olan bir kelebek. Yani bir santime yaklaşık, yani 6-7 milim civarında büyüklüğü bu şekilde. Evet. Gündüzleri bitkinin yaprak aralarında konumlanmakta. Akşam üzerleri ve gece daha aktif olmakta. Bu sebeple de gece güvesi tabiri de söylenir. Bu kelebeklerimiz yumurtalarını bitkinin yapraklarının altına, meyvelerin taç yapraklarına yumurtalarını bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar da beslenmeye başlar, galerileri açar. Bu galerilerin etrafındaki oluşturdukları zararlının çıkarmış olduğu siyah renkli pislikler bize zararlısının olduğunu gösterir. Yani diğer zararlıların larvalarından bu şekilde biz ayırt ederiz. Tuta ismi aynı zamanda güvenin diğer Tuta absoluta güvenin Latince Latince ismi. ismi. Halk arasında da tuta şeklinde yerleşmiş durumda. Evet. Domates güvesi olarak da biliniyor. Tuta şeklinde de üreticilerimiz biliyor. Bu belirtileri gördüğü zaman Evet, güveden şüphelenmesi. güveden şüphelenip mücadelesini yapması gerekir. Zararı bitkiye nasıl oluyor? Nerelerde zarar yapıyor özellikle? Tuta aslında obur bir zararlı. Bitkinin büyüme ucunda, yapraklarında, bitkinin meyvesinde, dalında, gövdesinde galeriler açarak zarar vermekte. Bu galeriler de düzensiz bir şekilde galerileri yapraklardaki iki epidermis arasında beslenerek büyük zar şekline dönüştürmekte. Buralarda zaman içerisinde kuruyarak bitki zarar görmekte. Aynı zamanda meyvesinde de galeriler açıp ürün değerini, piyasa değerini düşürmekte. Kalitesini azaltıyor. Kalitesini azaltıyor. Bu şekilde de bitkinin her bölgesinde zarar Zarar yapabiliyor. yapabiliyor. Evet.
Normal olarak başka zararların da larvaları bitki üzerinde zararlar yapabiliyor. Bunun Evet. tutadan kaynaklandığını nasıl anlayacak yetiştirici? Şimdi galeri sineği diye bir zararlımız daha var. Onun açtığı galerilerle aslında tutanın açtığı galerileri üreticilerimiz karıştırabiliyorlar. Galeri sineğinin açtığı galeriler ince uzun yol şeklindedir ve değişik zikzaklar çizerek yol şeklinde ince uzun oluştururlar. Ama tutanın açtığı zarar ise daha geniş, düzensiz galeriler şeklindedir. Ve üzerlerindeki pislikten anlarız biz tutanın olduğunu. Yani o siyah Pislikleri renkli görürsek tuta zararlısı olduğunu evet ayırt ayırt edici ederiz. bir Ve yetki. geniş galeriler açar. Diğerine göre daha geniş. Evet, daha Evet. geniş galeriler Peki açar. mücadelesi nasıl oluyor tutanın? Bu dönemde kritik olduğunu düşündürüyor. Çünkü bu programı da ona göre yaptığımızı. Evet, aslında tuta absoluta çok yumurta bırakabilen, 250 bir dişi ergin 250-260 kadar yumurta bırakabiliyor yaşamı boyunca. Bunun yaşamı da aşağı yukarı 28-30 güne tekabül ediyor bir bireyin yaşam döngüsü. Ve bu kadar yoğun yumurtadan çıkan larvalar da aynı şekilde yaşamını devam ettirerek üretim sezonu boyunca çok büyük popülasyonlara ulaşabiliyor. Bu yüzden de mücadelesi bizim için çok önemli. Erginimiz yumurtayı bıraktıktan sonra 4-5 gün içerisinde yumurta açılır ve larvamız çıkmaya başlar. Bu larvamız ilk zamanlarda açık renkli, krem rengine yakındır ve çok küçüktür. Hemen beslenmeye başlar. Beslendikçe de rengi yeşile döner. 4 larva dönemi geçirir. Aşama aşama bu dönemler geçtikçe renk değişikliğine uğrar. Ve olgun bir larva pembeye dönük bir renge ulaşır. Bu şekilde de obur beslenir ve bu tutanın larvasının olduğunu anlamak için de biz teknik elemanlar aynı zamanda üreticilerimiz de buna artık hakimler. Larvanın başının arka tarafında koyu renkli bant mevcuttur. O bölüme bakıldığında o koyu renkli bantı gördüğümüzde bu tuta larvasıdır diye kararımızı veririz ve ona göre mücadelesine başlarız. Evet. Mücadelesi nasıl oluyor? Biraz ondan bahsedebilir misin? Mücadelesi aslında bizim entegre mücadele dediğimiz mücadele şeklimizin tamamını kapsamakta aslında. Entegre mücadelenin içerisinde de kültürel mücadelemiz, biyolojik mücadelemiz, biyoteknik mücadelemiz ve en son çare olarak eğer bunları uyguladık, yine de popülasyonun önüne geçemediysek kimyasal mücadeleye başvururuz. Bu kimyasal mücadelemizde de bakanlığımızın yayınlamış olduğu ruhsatlı preparatlar mevcuttur. Üreticilerimiz reçeteyle bu preparatlardan temin ederler ve uygulamalarını yaparlar veya yaptırırlar Evet. uzman kişilere. Anladım. Mücadele yöntemlerinden biraz daha Daha detaylandırabilirsek. evet detaylandırabiliriz. Aslında kültürel mücadele bizim tüm hastalık zararlarımızda çok önemli yer tutar. Kültürel tedbirlerimizi dikkatli bir şekilde yaparsak aslında mücadelemizin çoğunu başarmış oluruz. Belki kimyasal mücadeleye bile gerek kalmaz. Kültürel tedbirlerimizin başında özellikle tuta için bahsedecek olursam, fideliklerden satın aldığımız fidelerimizin özellikle bulaşık olmaması gerekir. Buna mutlaka dikkat etmek lazım. Bizim daha önceki yıllarda bu ürünü yetiştirdiğimizde hastalıklı bitki artıklarının tarlada bırakılmaması veya serada bırakılmaması çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu zararlımız her dönemiyle pupa, larva, yumurta döneminde dahi kışlayabiliyor ve bu bitki artıklarının aralarında kışlıyor. Dolayısıyla artıkları yok edersek popülasyonu sonraki seneye Azaltmış oluruz. azaltmış oluruz. O yüzden bu tedbir çok önemlidir.
Yine bu üretimimizin yapıldığı dönemlerde uygun sulama ve gübrelemenin yapılması da popülasyonun düşürülmesinde önemli yer tutmakta. Eğer çok yoğun, önceki yıldan çok yoğun popülasyonumuz oluştuysa, biz oraya Solanaceae familyasına ait olmayan, çünkü Solanaceae familyasına ait ürünlerimizde daha çok zarar yapmakta. Bunlar domates, biber, patlıcan, patates, hatta şeytan elması ve köpek üzümü diye tabir ettiğimiz yabancı otlarımızda bile konukçu olabilmekte. Dolayısıyla biz Solanaceae familyasına ait olan ürünleri ekmeyip başka ürünleri münavebeye geçersek, başka ürünleri yaparsak o bölgede popülasyonu düşürmüş oluruz. Evet, münavede bir Münavebe önlem. de çok önemli tedbirlerimizden, eğer yoğun görülüyorsa yapılabilmektedir. Evet. Bunlar kültürel tedbirler Kültürel herhalde. tedbirler. Biyolojik veya biyotik mücadele de var Evet, demiştiniz. kullanılmakta. Biyolojik mücadelede iki tane etmenimiz var. Ama bizim ilimizde biyolojik mücadele çok yoğun yapılmamakta. Bunun sebepleri de seralarımızın, hani Bergama'daki seralarımız hariç, orada düzenli seralarımız mevcut. Ama diğer bölgelerimizdeki seralarımız daha iptidai şekillerde, hani korunaklı ve daha düzgün olmadıkları için bu biyolojik ajanları seralarımıza salamıyoruz. Dolayısıyla çok fazla biyolojik mücadele yapılmıyor. Biyoteknik mücadele yoğun bir şekilde yapılıyor ve ayrıca bakanlığımızın desteği de var bu konuda. Biyoteknik mücadelede de kullandığımız tuzağımız mevcut Evet. bizim. Bu tuzağımız aslında izleme amaçlı, monitör amaçlı bir tuzaktır. Bu sezonun başında tuzağımızı tarlamıza veya seramıza biz teknik elemanlar asarız, gözlem yapmak açısından. İlk uçuş Popülasyon ne, yoğunluğunu. evet, ilk uçuşlar ne zaman olmuş? Bunun içerisine yapışkan tabelası var. O tabelayı koyup feromonunu da el değmeyecek şekilde, üreticilerimiz de artık bunu biliyor. Ellerine değmeden, çünkü bu eşeysel feromondur, çekicidir kelebeğimiz için. El değmeden içine atılır ve haftalık sayımlar yapılır. Bu haftalık sayımlar sonuçlarına göre mücadelemize karar veririz. İlk çıkışların başladığında, ilk kelebeğin yakalandığında mücadele için tarlamızda veya seramızda 100 bitkide sayım yaparız. 3 tane, 3-4 tane yumurta veya larva görürsek biz mücadeleye karar veririz. Mücadele tek Bu kimyasal mücadele. kimyasal mücadele. Yani zaten öncesinde diğer tedbirlerimizi uygulayıp başaramadıysa, popülasyon Evet. yüksekse bu şekilde kimyasal mücadeleye karar veririz ve ruhsatlı preparatlarımızdan Uygulamamız. mücadelemizi, uygulamamızı yaparız. Evet. Bunun haricinde yine bu bizim takip amaçlı yaptığımız feromon tuzağımızdı. Evet. Bunun haricinde üreticilerimiz aslında kitlesel tuzaklar da kullanmakta. Bunu mücadele amaçlı kullanmaktalar. Bu da su tuzağı, su feromon tuzağı şeklindedir. Hektara 20 ila 40 adet su tuzakları koyulup üzerlerine feromonları takılıp yoğun popülasyonları bu su tuzaklarına cezbedip suyun içerisine düşürmek vasıtasıyla mücadele yapmış olurlar. Böylece kimyasal mücadeleye belki de gerek Evet, kalmadan evet. popülasyonun kontrolü sağlanabiliyor. Çok iyi takip yapan üreticilerimiz bu konuda başarılı olabilmektedir. Evet. Şimdi güveyle ilgili söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Şimdi de dönemsel Evet. olarak önemli bir hastalık olan mildiyoden bahsedelim Evet, isterseniz biraz. çok çok önemli. Evet. Bu dönemlerde, özellikle bugünlerde yağışın olması ve sıcaklığın Nem ve uygun, evet. sıcaklık hızlandırıyor Evet, bu mildiyo için şu uygun anda çok koşullar. uygun koşullar oluştu. Peki bitkide nasıl tanımlayabilecekler yetiştiriciler mildiyo başladığını?
Mildiyo'nun ilk belirtileri aslında çok iyi gözlem yapan üreticilerimiz çok net görürler. Yaprak altlarında grimsi, beyazımsı bir küf tabakası oluşur. Misel tabakası. Bu tabakayı gördüklerinde 3-5 milim genişliğinde, büyüklükte gördüklerinde aslında mücadeleye karar vermeleri gerekiyor. Bu ortam uygun olduğunda çok hızlı bir şekilde Evet. yayılım gösteriyor ve bitkiyi birkaç gün içerisinde tamamen tarlayı veya serayı tamamen yok edebiliyor. Bu şekilde tehlikeli bir hastalığımız şartlar oluştuğunda çok önem arz ediyor. O yüzden tedbirlerini almaları Yani gerekir. gözlem yapacaklar, yaprak Evet. altlarını kontrol et. Özellikle bu dönemde yağış ve sıcaklık çok uygun. 19-22 derece ve %80 nem bu hastalığın gelişmesinde çok uygun şart oluşturuyor. Evet. Nasıl oluşuyor peki bu hastalık? Bundan biraz bilgi alalım sizden. Bu uygun şartlar geliştiğinde aslında eğer önceki yıllarda bu domates alanımızda görmüşsek mildiyoyu, bu bölgelerde bu senede görülme ihtimali çok yüksek oluyor. Bizim özellikle Torbalı ilçemizde belli bir bölgemizde mildiyo zaman zaman pik yapabilmekte. O yüzden o bölgedeki üreticilerimiz, ilçe müdürlüklerimiz, il müdürlüklerimiz tarafından aslında tüm üreticilerimize anons edilip uyarılar yapılmakta, tedbir alma konusunda. Bu bölgeye özellikle daha hassasiyet gösteririz. Takiplerimizi o bölgede daha çok yaparız. Ya bu önceki yıllarda yoğun görülmüş olması Evet. etmenin yeniden Evet. orada gelişebileceği Evet. anlamına geliyor. Buna göre bir takip etmek lazım. Evet. Oluşumunda dediğiniz gibi hava koşulları çok etkili, nem Evet. ve sıcaklık bir mantar hastalık olduğu için. Bitkinin üzerinde bu belirtileri gördüklerinde aşama aşama daha sonraki dönemlerinde hastalık kahverengileşerek aslında suyla haşlanmış gibi bir görüntü oluşturuyor. Bitkiyi haşlanmış, yanmış bir görüntüye götürüyor. Çok Bitkiyi ileri kaybetmemize kadar gidiyorsunuz. evet, maalesef dikkat edilmesi gerekiyor ve önlem alınması Evet. gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz kültürel önlemler sanırım burada da Çok çok geçerli. önemli. Evet. Aynı şekilde hastalık etmenimiz bitki artıklarında özellikle kışlamakta ve ertesi sene biraz önce söylediğim gibi o görülen bölgede aktif olması bu sebeple. Bu yüzden yabancı otlarla mücadele, bitki artıklarının yok edilmesi burada çok önem arz ediyor. Buna rağmen yine de yapılan gözlemlerde belirtiler Yine olursa rastlanırsa hemen uygun ilaçlarla uygun preparatlarla bakanlığımızın ruhsatlı preparatları mevcut. Onlarla mücadelelerini yapmaları gerekiyor. Teşekkür ederiz Hacer Hanım verdiğiniz bilgiler Rica için. Bir ederim. de ben sizden son birkaç cümleyle sözlerinizi alırken canlı yayında gelmiş olan soru var mı? Ona bir göz atayım. Siz de son mesajınızı takipçilerimize iletin bu arada. Bu iki domatesin bu iki önemli hastalık zararlısı şu dönem için gerçekten takip edilmesi gereken bir durumda. Buradan üreticilerimizi de uyarmış olalım. Lütfen tarlalarını, seralarını güzel takip etsinler. Koruyucu önlemlerini alsınlar. Özellikle kültürel tedbirlere dikkat etsinler. Mehmet Tuna Özdemir bir soru göndermiş. Bacillus thuringiensis ile aşılama yöntemi tutada işe yarıyor mu demiş. Bir de ayrıca tuzaklardaki feromonlar kaç günde bir değiştirilmeli diye soru Şimdi yöneltmiş. tuzaklardaki feromonlar sıcaklığa bağlı olarak 2 ayda bir değiştirilebiliyor. Daha sıcak olduğu dönemlerde biraz daha öne çekebiliyoruz. Ama 2 ay boyunca koruyuculuğu devam eder. Evet, tuzaklara ergenler geliyor değil mi? Ergenler yakalanıyor. Evet, onu da Zaten sorayım. eşeysel çekici tuzak ismi. O feromon eşleri birbirinden ayırıyor. Tuzağa yakalanan ergin popülasyonu veya çiftleşmiş olmuyor ve popülasyon daha düşük oluyor bu şekilde. Evet, bir de aşılamadan bahsetmişti. Sanırım o Aslında Bacillus preparatları bakanlığımız tarafından da aslında ruhsatlandırıldı. Onlar da başarı kullanılabilir. kullanılabiliyor. Evet.
Zaten şunu da hatırlatalım. Canlı yayın sona erdikten sonra da Hacer Hanım yine sayfamızda sorularınız olursa burada değinemediğimiz onları da Tabii göz ki. atıp sizinle irtibata geçip cevaplarını iletiyor Tabii ki olacak. her zaman ilçe müdürlüklerimiz ve bizler hazırız. Üreticilerimiz hangi konuda isterlerse mutlaka bizlere ulaşsınlar. Yardımcı oluruz. Sayfamızda yayınımız kaydedildiği için daha sonra da izleme devam ediyor. Sorular da Evet. gelebiliyor. Siz de oradan takip ederseniz Tabii ki seve seviniriz. seve. Hacer Hanım'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yarın yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi günler.